Bize fx eşittir gx bölü x kare eksi x eksi 6 fonksiyonundaki gx'in bir polinom olduğunu verip aşağıdakilerden hangisi fx'in grafiği olabilir diye sormuşlar. Burada ise sonuncusu ekranın biraz sağında dışında kalıyor ama 4 tane seçeneğimiz var. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu önce kendi başınıza bir deneyin. Evet hadi bakalım şimdi de birlikte. Bize fx hakkında Böyle çok bir bilgi vermemişler. Mesela payda ne olduğunu bilmiyoruz. Buraya gx yazmışlar ve gx'in de bir polinom olduğunu söylemişler. Ama paydanın ne olduğunu bildiğimiz için paydanın alabileceği bazı ilginç değerleri inceleyebiliriz. Mesela paydayı 0 yapan x değerinin kaç olduğunu bulmaya çalışabiliriz. Bunu yapabilmek için paydayı çarpanlarına ayıralım. Birinci dereceli terimin katsayısı eksi 1. Şuraya hemen bir eksi 1 ekleyelim. Sabit sayıda eksi 6 olduğuna göre çarpımları eksi 6, toplamları ise eksi 1 eden iki sayının hangi iki sayı olduğunu bulmaya çalışacağız. Eksi 3 çarpı 2 desek eksi 6 eder. Eksi 3 artı 2 de eksi 1 ettiği için aradığımız sayılar eksi 3 ve 2. O halde f(x) g(x) bölü x eksi 3 çarpı x artı 2 şeklinde yeniden yazabiliriz ve paydayı 0 yapan değerler de 3 ve eksi 2 olur. x eşittir 3, x eşittir eksi 2. Buraya da yazalım. Paydayı 0 yapan değerler. Paydanın herhangi bir noktada 0 olması o noktada ya bir dikey asimptot ya da kaldırılabilir süreksizlik olacağı anlamına gelir. x eşittir 3'te kaldırılabilir süreksizlik olması ise gx'in çarpanlarından birinin x eksi 3 olması demektir. Evet, eğer durum bu olsaydı, x eşittir 3 de kaldırılabilir süreksizlik olurdu. Eğer x eşittir 3, gx'i 0 yapmazsa, yani g3 sıfıra eşit değilse, ya da aynı şekilde g eksi 2 de sıfıra eşit değilse, bunların ikisi de dikey asimtot olurlar. Evet, seçeneklere bir bakalım. A seçeneğinde bir tane dikey asimtot var. Bu dikey asimtot x eşittir eksi 2 noktasında. Şu doğruyu çizelim. Evet, bu doğru x eşittir eksi 2 doğrusu. Bu tutarlı bir durum ama bir de x eşittir 3'ü incelememiz gerekiyor. Bu grafik, bir bakalım, x eşittir 3 noktasında tanımlı. Bakın, x eşittir 3 noktası burada ve tanımlı. Ama x eşittir 3'te f(x)'in tanımlı olmadığını biliyoruz. Yani x 3'e eşitken payda 0 oluyor. O zaman bu grafik bulduğumuz asimptotların biriyle tutarlı ama x eşittir 3'te tanımlı olduğu için bu seçeneği eliyoruz. Çünkü unutmayın x eşittir 3 noktasında ya bir dikey asimptot görmemiz gerekiyor ya da kaldırılabilir bir süreksizlik. Evet, burada x eşittir 2'de ve x eşittir 4'te iki tane dikey asimptot var. Bu da mantıklı değil çünkü bu fonksiyon x eşittir 3 noktasında tanımlı ve sıfıra eşit. Ama f(x)'in x eşittir 3'te 0 olmadığını ve 0'a böldüğümüz için tanımsız olduğunu biliyoruz. O zaman bunu da eledik. C seçeneğinde x eşittir eksi 2'de dikey bir asimptot var. Güzel. Ve x eşittir 3'te de kaldırılabilir süreksizlik. Bu grafik x eşittir eksi 2 ve x eşittir 3'te yani paydayı 0 yapan değerlerde tanımlı değil. Ve bu da iyi bir şey çünkü f fonksiyonu bu noktaların ikisinde de tanımlı değil. Bu iki değerde de payda sıfır oluyor. O zaman C seçeneği de doğru görünüyor. Bu grafik fx'i şöyle bir şey yapardı. Payda da ne vardı? x eksi 3 çarpı x artı 2. Paydada ise x eşittir 3'te dikey asimptot olmadığı için kaldırılabilir süreksizlik olacağından dolayı gx'i x eksi 3 çarpı başka bir ifade olarak çarpanlarına ayırabiliriz. Evet, bu seçenek en mantıklısı çünkü tüm bunlarla uyumlu. Evet, C doğru gibi ama gelin D seçeneğine de bakalım. D seçeneğinde x eşittir eksi 1 ve x eşittir 6'da iki tane dikey asimptot var ama bunların ikisi de bizim paydamızı sıfır yapmadıkları için bu seçeneği de eledik. Evet, C seçeneği doğru seçenekmiş. Güzel.